Konumuz doğru sabimiz. süresiyle aldığı yol arasında bir ilişki var mı? Devam et! Dedente koyuyorlar. Ne kadar yoğun beyin dalgaları var ki. Matematik şey yapabiliyorum artık. Allah'ım matematik biliyorum. Herkes duysun. <laughs> ne oldu kız bana Matrix gibi? Aa çarpmalar, toplamalar kim yükledi bunları benim kafama ayol? <laughs> Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ama iyi değilseniz de sorun yok sizi biraz gezdirmeye geldim. Hep ders hep ders nereye kadar değil mi? Eğlenmek sizin de hakkınız. Atlayın bakalım arabaya biraz gezelim sizinle. Gezerken de konuşuruz, muhabbet ederiz. Şu anda bu arabanın saatteki hızı 80 km. Yani bir saatte 80 kilometrelik yol gidebiliriz. Hiç mola vermeden bir saat daha yola devam etsek 80 km daha gideriz. 2, 3, 4, 5 saat yol alsak yine bu böyle devam edip gider. Sizce arabanın hareket süresi ile aldığı yol arasında bir ilişki var mıdır? Bunu biraz düşünelim. Evet vardır. Başlangıçta hiç hareket etmemişken hiç yol da almamış oluruz. Bir saatin sonunda 80 kilometrelik yol alırız. 2 saatin sonunda 160 km, işte 3 saatin sonunda 240, 4 saatin sonunda 320 derken bu böyle devam eder. Gördüğünüz gibi aralarında düzgün bir ilişki var. Yani saat arttıkça alınan yol da doğrusal bir şekilde artıyor. İşte biz bu ilişkiye doğrusal ilişki diyoruz. Konumuz doğrusal ilişki. Bakalım doğrusal ilişki neymiş? Doğrusal denklemler, bağımlı, bağımsız değişkenler neymiş? Bunları öğrenelim. Araba gezmemizin de sonuna geldik. Şimdilik yani sonuna geldik. Sizi sevimli matematik durağında indiriyorum ve dersimize başlıyoruz. Doğrusal ilişkiler a artı b artı c eşittir 0 şeklinde yazabildiğimiz denklemlere doğrusal denklemler diyeceğiz. Buradaki x ve y değişkenlerimiz a, b ve c de gerçel sayılar yani reel sayılar. Herhangi bir değişkene bağlı olmayan değişkenlere bağımsız değişken diyeceğiz. Eğer bağımsız değişkene bağlıysa diğer değişken buna da bağımlı değişken diyeceğiz. Değişkenler havada uçuştu. Bu bize verilen bilgilerle alakalı sorular çözelim ve bilgilerimizi anlamaya çalışalım. Matematikte sadece okuyunca akılda kalıcı olmuyor biliyorum. Ama örneklerle pekiştirdikçe bunlar aklımızda kalacak, öğreneceğiz. Hadi gelin örneklerimize başlayalım. 3 tane baloncuğumuz var burada. Şu üflediğimizde tabumlu suyla yaptığımız baloncuklara benziyor. Bakalım içinden bizim için ne bilgiler çıkacak? Birinci ile başlayalım. Bir tane tablomuz var. Bunun neredasında bir doğrusal ilişki kurmamızı istiyor. Nasıl kuracağız bu doğrusal ilişkiyi? Önce bakalım. Tabloyu bir inceleyelim hep beraber. X 1 iken Y 3 olmuş. X 2 iken Y 6, işte 3 iken 9. Bir şey fark ettiniz mi? Hep Y X'in 3 katı şeklinde ilerliyor. O zaman Y için şunu diyebilir miyiz? 3 tane X kadardır. Evet diyebiliriz. O zaman bizim doğrusal ilişkimiz ne olacak? Y eşittir 3x. İsterseniz deneyelim. Bakın x'e 1 verin. x'e 1 verdiğinizde y ne olur? y 3 olur. 2 verelim. Ne oldu? 6. 3 verin. 9. Yukarıdaki tabloyla eşdeğer olarak bu şekilde devam eder. İkinci baloncuğumuza bakalım. Ha, i̇kinciye geçmeden önce şunu da bakalım. Şimdi burada x mi bağımsız değişken, y mi bağımsız değişken? Hangisi bağımsız değişken sizce? Hangisi? Tabii ki x. Neden? x'e istediğim değeri verebilirim. Bakın 1, 2, 3. Önce kime değer veriyorum? x'e. x'e verdiğim değerlere göre y değişiyor. O zaman ne diyeceğim bu x'e? x bağımsızdır. Neden bağımsızdır? y'den yani y'ye verdiğimiz değerlerle x'in bir ilgisi yok. Önce x'e veririz. Y x'e verdiğimiz değerlere göre değerler alır. Ama o zaman y ne olur? Y tabii ki bağımlı olur. Kime bağımlı? X'e bağımlı bir değişkenimiz. Evet, ikinci grafiğimize geçelim. İkinci tablomuza pardon grafik dedim. <laughs> X ile Y arasında bir doğrusal ilişki kuracağız. Hadi kuralım. X birken y 5'miş. İlginç. Bu defa buradaki kadar düzgün ilerlemiyor farkındaysanız. x 2 iken y 8. x 3 iken y 11. Burada bir şeyler yapacağız ama neler? Bir bakalım. Şöyle yapsak olur mu sizce? Bir deneyelim önce. 3x artı 2 desek olabilir y eşittir 3x artı 2 de bunu sağlar. Şunu sağlar mı? Bakalım. Şu anda sadece deniyorum. Y eşittir 3x artı 2. Gözüme çarpanla deniyorum. Siz de bu soruları çözdükçe zaten gözünüze çarpacak. Bakalım. X yerine 2 koyalım. X yerine 2 koyduğumuzda 8 oldu. Yine denklemi sağladı. X yerine 3 koyalım. 11'i verir. Oluyor. 4 koyalım. 14, 5 koyalım. 17 demek ki bizim doğrusal ilişkimiz. Denklemimiz y eşittir 3x artı 2 mi? Şöyle güzelce de yazalım. Peki burada bağımlı ve bağımsız değişkeni bulalım. Yine aynı değil mi? Şuradaki ile değişmedim. x'imiz bağımsızdır. Ama y'imiz x'e verdiğimiz değerlere göre değişir. Bu yüzden bağımlıdır. Bunu şöyle güzel bir not olarak da yazmak istiyorum. X değişkenine verilen değerlere bağlı olarak Y değişkeni farklı değerler aldığı için X değişkenine bağımsız değişken, Y değişkenine bağımlı değişken denir. Bunu nasıl aklımızda tutacağız? İlk önce kime değer veriyorum? X'e. O zaman X bağımsızdır. X'e bağımsız olarak bir sürü değer verebilirim ama Y X'e bağımlı olarak değişir. X'e verdiğim değerlere bağımlı olarak değerler alır. Buna göre değişir. O yüzden Y bağımlıdır. Evet. Üçüncü baloncuğumuza gelelim. Y 1 iken X 3 olmuş. Y 2 iken X 5 olmuş. Bir şey fark ettiniz değil mi? Artık Y'ye değerler verdim. X buna göre değişmeye başladı. Demek ki burada bir şeyler değişecek artık. Bağımlı bağımsız değişkenler değişecek gibi duruyor. 1 iken 3. 2 iken 5. 3 iken 7. Burada benim gözüme çarpan bir şey var. Nedir? X nasıl ilerliyor? Sanki Y'nin 2 katını 1 ekliyormuşum gibi. Yani 2Y artı 1'miş gibi. Deneyelim. Y yerine 1 vereyim. X'im 3 olur. Y yerine 2 verdim. X 5 oldu. 3 verdim. 7, 4 verdim, 9, 5 verdiğinizde 11 ve 6 verdiğinizde 13 bu bu şekilde devam edip gidecektir. O zaman buna ne diyeceğiz? X eşittir 2Y artı 1. Denklemimiz bu. Peki burada bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz nasıl değişmiş? Hadi bakalım. Burada artık y'ye değerler veriyorum. O zaman y nedir? Y'ye istediğim kadar değer veririm. Y bağımsızdır. Ama x y'ye verdiğim değerlere göre değişir. O zaman x ne de x bağımlı bir değişkendir. Hadi bunu da not olarak yazalım. Y değişkenine verilen değerlere bağlı olarak y değişkeni farklı değerler aldığı için y değişkenine bağımsız değişken, x değişkenine bağımlı değişken dedi. Burada işler tersine döndü. Y'ye değerler veriyorum. Y bağımsız oluyor. Ama x, y'ye verdiğim değerlere göre değişiyor. Bu yüzden x'imiz bağımlı bir değişken oluyor. Sıradaki sorumuza devam edelim. Yanda verilen ifadelerin değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusu olup olmadığını belirleyiniz. Hadi belirleyelim bakalım. Çalışan işçi sayısı ile yapılan temizliğin bitme süresi. İşçi sayısı arttıkça ne olur? Bu süre azalır değil mi? Temizliğin bitme süresi giderek azalır. Bunu bir grafikle mi şöyle minicik. İşçi sayısı da temizlik süresi diyelim. Ne olacak? İşçi sayısı arttıkça temizliğin süresi giderek azalacak. Bakın işçi sayısı giderek artıyor, temizliğin süresi giderek azalıyor. O zaman bunların arasında doğrusal bir ilişki vardır diyebilir miyiz? Evet, vardır. Alınan aynı tür kek sayısı ile ödenecek para miktarı. Hmm. Hadi gelin yapalım. Kek sayısı. Şurada da para. Öncelikle hiç kek almazsam hiç para ödemem. Ama aldığım kek tutarınca bu para giderek artar. Doğrusal bir ilişki var mı aralarında? Tabii ki var. Satılan aynı tür kazaklar ile elde edilecek para miktarı. Hadi yapalım. Şurada kazaklar. nasıl bir kazak yazış bu? <laughs> Neyse siz anladınız. Kazaklar ve para. Öncelikle hiç kazak satmazsam sıfır para kazanırım. Ama kazakları sattıkça para miktarım artar. Doğrusal bir ilişki vardır. Bir pizzayı paylaşacak kişi sayısı ile bir kişiye düşecek pizza diliminin büyüklüğü. Kişi sayısı arttıkça bu büyüklük giderek azalacak. Hadi gelin çizelim kişi sayısım Şuraya pizza yazayım. Siz pizza diliminin büyüklüğü olarak algılayın. Ne olacak? Kişi sayım arttıkça pizza dilimimin büyüklüğü azalacak. Bakın kişi sayım artıyor. Pizza dilimimin büyüklüğü azalıyor. Videonun başında sizinle bir araba gezisine çıkmıştık. Hatırlıyor musunuz? Ne olmuştu bu araba gezisinde? Seyahat süremiz arttıkça aldığımız yolda doğrusal olarak artmıştı. Ve demiştik ki bu ikisi arasında doğrusal bir ilişki var. Şimdi ben bu doğrusal ilişkiye bir arabalı soru üzerinde bakmak istiyorum. Bunu incelemek istiyorum. Çok tatlı bir arabamız var. Bir tosbiğimiz var. Bir hareket etsin bakalım bu tosbik. Hareket ettikçe yani süre arttıkça alınan yolda doğrusal olarak artıyor. Bu grafikte de gördüğünüz gibi. O zaman şuna ne diyeceğiz? Buna saat. Şuna da alınan yok. Bakın bu birinci saat olsun. Birinci saatte bizim araba ne kadar gitmişti? 80'de hatırlayın. İkinci saatte 1.80 daha gidecek. 160. Çünkü biz hızımızı değiştirmiyoruz. Saatte 80 km ile gitmiştik. Üçüncü saatte ne olacak? 1.80 daha. 160'a 80 ekleyeceksiniz. Ne oldu? 240. İşte dördüncü saate geldiğinde de artık 320. Bu bu şekilde devam eder. Saat de bu şekilde devam eder ve tabii ki doğrumuzda sonsuza kadar uzayabilir. Ne kadar saat giderse alınan yolda o kadar artacaktır. Bunu tablo üzerinde de görelim hadi. Ne oldu? Süreme sıfırken yani seyahate başlamamışken tabii ki aldığımız yolda sıfır. Ama birinci saatte 80, ikinci saatte 160, 3'te 240, 4'te 325, 5'te 400. Burada peki bağımlı ve bağımsız değişkenleri de bulalım. Bağımsız değişkenimiz hangisi? Bağımsız değişkenimiz tabii ki süre. Bu nedir? Bu bağımsızdır. Neden bağımsız? Süreyi istediğim kadar arttırıp azaltabilirim ama aracın aldığı yol bu bağımlıdır. Neye bağımlıdır? Süreye. Saat arttıkça artar, saat azaldıkça azalır. Bu yüzden aracın aldığı yol bağımlı, bağımlı değişken. Süremiz bağımsız değişkendir. Sıradaki sorularla devam ediyoruz. devam edelim Emre'nin toprağa diktiği başlangıçtaki boyu 10 santimetre olan bitki başlangıçtaki boyu 10 santimetre olan bitki ayda 5 santimetre uzamaktadır bitkinin dikildiği andan itibaren uzunluğu ile süre arasındaki ilişkiyi tablo grafik ve denklemle de gösterip yorumlayalım tamam ayda 5 santimetre uzatacağız hemen bir tablo üzerinde gösterelim başlangıçtaki boyu yani hiç süre geçmemiş. Demek ki sıfırıncı aydaki boyu kaç santim? 10 santimetre. Bir ay sonra bir 5 santimetre uzayacak. Uzunluğu kaç oldu? 15. İkinci ayın sonunda bir 5 santim daha uzayacak. O zaman 20. Üçüncü ayın sonunda 25. Dördüncü ayda 30. Beşinci ayda 35. Bunlar bu şekilde devam edip gider mi? Evet. Şu süreye x diyelim. Uzunluğumuza da y diyelim. Biraz sonra da denklemimizi bunların üzerinden kuralım. Burada bağımlı bağımsızı da ayırt edebiliriz diye düşünüyorum. Nasıl ayırt edeceğiz? Y x'e bağlı olarak değişiyor. Yani uzunluk süreye bağlı olarak değişiyor. O zaman x bağımsızdır. Y y bağımlıdır. Şimdi ilişkimizi kuralım. Ayda 5 santim uzatmak istiyorum. E, ayda 5 santim uzarsa ne olacak? 1 çarpı 5, 2 çarpı 5 değil mi? Birinci ayda 5 santim, ikinci ayda 5 santim, üçüncü ayda 5 santim. Sıfırıncı ayda da 5 santim aslında. O zaman bu ilişkiyi bu şekilde kurabiliriz. Sıfırıncı ayda 5 santim. Birinci ayda 5, ikinci ayda 5, üçüncü ayda 5 bu şekilde gider. Bir de başlangıçlık uzunluğu var 10. Bunu da hepsine eklersek aslında biz uzunluğunu bulabiliyoruz fark ettiniz mi bakın 3 kere 5 15 10'la topladık 25 2 kere 5 10 10'la topladık 20 devam edelim Hatta bakın 4. ay çarpı 5 artı 10 şu şekilde uzatsak bunları y ve x cinsinden bulabilir miyiz Evet burada bulduğumuz toplam uzunluk ne y o zaman y eşittir diyeceğiz şu 1, 2, 3, 4 diye devam eden şeyimiz ne? Süremiz. O zaman x. x'i kaçla çarptık? 5 ile. Neden? Ayda 5 santim uzadığı için. Artı bir de neyimiz var? Başlangıçtaki uzunluğumuz. Yani 10. O zaman aralarındaki doğrusal ilişki y eşittir 5x artı 10 muymuş? Evet. İsterseniz deneyebilirsiniz. x'e 1 verin. x'e 1 verdiğinizde uzunluğu 15 olacak x'e 0 verin, uzunluğu 10 olur. x'e 4 verin. 4 kere 5 20, 10 daha 30. Bakın. 30 oldu. x'e 5 verin. 5 kere 5 25, 10 daha 35. Bakın 35 oldu. Aralarındaki ilişkiyi bulduk. Sıralı ikili şeklinde de yazacağız. Nasıl yazıyorduk sıralı ikililerimizi? x ve y şeklinde. O zaman önce x'imizi, sonra y'mizi yazacağız. Yani 0'a 10 1'e 15, 2'ye 20 3e 25 diyerek devam edecek. Bir de bunları ne olarak? Grafik olarak gösterelim. Grafiğimiz gelsin bakalım. Evet. Başlangıçtaki uzunluğumuz. Şuraya uzunluk yazalım. Bakın burası uzunluğu gösteriyor. Yani Y. Şurası da süre. Ay yani X. O zaman şunu diyebilir miyiz? Sıfırken yani süremiz sıfırken uzunluğumuz kaçtı? 10'du. Bakın grafiğimiz 10'dan başladı. Peki süremiz 1 ayın sonuna geldi. 1 ayın sonunda ne oldu? 15. Sonra 5'er 5'er artacaktı. 20, 25 ve 30. Hadi bunları da şu şekilde gösterelim. Burası kaçıncı ay? ikinci ay. 2. ayın sonunda 20. 3. ayın sonunda 25. Dördüncü ayın sonunda 30. Ve bu sonsuza kadar devam edip gidebilir. Buralarda sonsuza kadar devam eder. Uzunlukla sonsuza kadar devam edip gidebilir. Yeni soruya geçmeden önce birazcık konuşalım. Çocuklar beynimiz yeni öğrendiği şeylere karşı çok dirençlidir. Çok zorlanırız yeni öğrendiğimiz şeylerde. Ama bir süre sonra ona alıştıkça ve sürekli örnekler çözdükçe bu zorluk kaybolmaya başlar. Hatta bununla alakalı bir sürü deneyler yapılmış. Mesela fareli bir deney var. Bana çok ilginç gelmişti. Sizinle de paylaşayım. Bir fareyi bir labirente koyuyorlar. Labirentin sonuna yemek koyuyorlar. Ve fare o labirentin içinde o yemeği buluyor. İlk baştaki beyin dalgalarına bakıyorlar. Yani ilk başta o labirente koyulduğundaki beyin dalgalarına o kadar yoğun beyin dalgaları var ki. Sonra fareye aynı şeyleri defalarca tekrar ettiriyorlar. Yemeğin yerini hiç değiştirmiyorlar ve fareyi sürekli o labirente koyuyorlar. Bir müddet sonra farenin deneme sayısı arttıkça beyin dalgaları düşmeye başlıyor. Yani daha az yorulmaya, daha az direnç göstermeye başlıyor. Ve daha hızlı bir şekilde peynire ulaşmaya başlıyor. Bu bizim için de geçerli. Nedir? İlk başta öğrendiğimiz bu konuyu çözerken çok zorlanırız, çok yoruluruz. Sonra bunları öğrendikçe, daha fazla örnek çözdükçe o labirenti biz de öğreniriz ve sorunun cevabına ulaşma süremiz giderek azalır. Ve daha az yorulmuş oluruz, daha az korkmuş oluruz. Ve bir müddet sonra bakacaksınız ki, Aa, ben yapabiliyorum. Matematik yapabiliyorum artık. Allah'ım matematik biliyorum. Herkes duysun. <laughs> ne oldu kız bana matris gibi? Aa çarpmalar, toplamalar kim yükledi bunları benim kafama ayol? Hiç kuşların uçuşuna baktınız mı çocuklar bilmiyorum. Ama benim uçarken hep dikkatimi çeken. Tam olarak bu şekilde olmasa da genelde şöyle V şeklinde uçuyorlar. Bakın şu şekilde. Bazen farklı şekillerde uçtuklar da oluyor. Hatta bazen belli bir koreografi şeklinde uçuyorlar. Ee, i̇lginç anılar gerçekten. Bununla alakalı bir sorumuz var. Sevimli bir soru. Hadi okuyalım. Kuşlar şekildeki gibi bir örüntü oluşturarak uçmaktadır. Bu örüntüde adım sayısı x. x ile bu adımdaki kuş sayısı y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini yazınız. Hemen şöyle diyelim buraya. Birinci adım. Burası da ikinci adım olsun. Şurası üçüncü adım. Tabii bu kadar kuşumuz yoktur. Daha kuşlar devam eder. Burada dördüncü adım vardır. İşte devam eder beşinci, altıncı adım diye. Ama ilk üç adımda biz bunun denklemini kurabiliriz diye düşünüyorum. Birinci adımda kaç tane var kuşumuz? Bir tane. Bu adım sayısına ne diyorduk? Adım sayısı x. Yani adımlar x. Şunlar da yani kuş sayısı da y. Birinci adımda bir tane var. İkinci adımda üç tane. Üçüncü adımda beş tane. Artışı gördünüz değil mi? İkişer ikişer artıyor. Yani örüntümüz ikişer ikişer artarak devam ediyor. Demek ki dördüncü adımda yedi tane olacak. Buradaki örüntüyü fark edebildiniz mi? Nasıl? Bakın birinci adımda bir tane buradan tam bir şey çıkmıyor ama şuradan daha net çıkıyor ikinci adımı 2 ile çarpıp 1 çıkartırsak 3 buluruz. Ya da üçüncü adımı yani 3'ü 2 ile çarpıp 1 çıkartırsak 5 buluruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Y eşittir 2x eksi 1. Denklem bu olabilir mi? Hadi deneyelim. Birinci adım yani x e yerine 1 verelim. 2 kere 1, 2, 1 çıkarttık 1. Evet, y 1'di de burada. Doğru. İkinci adıma bakalım. X yerine 2 koyalım. 2 kere 2 4. 1 çıkarttık 3. Bu da doğru. Üçüncü adım. 3 üç kere 2 6. 1 çıkarttım 5. Yine doğru. 4 kere 2 8. 1 çıkarttım 7. Bu da doğru. Ne kadar devam ederseniz edin doğru çıkacak. Çünkü bizim doğrusal denklemimiz y eşittir 2 eksi 1'dir. Şimdi içinizden şu geçiyor olabilir. Hocam biz bunları nasıl bulacağız? Nasıl bulacaksınız? Bunun bir formülü yok çocuklar. Ne yazık ki her verilen örüntüye, her verilen şekle, tabloya, grafiğe göre bunlar değişir. Yani bu doğrusal ilişki değişir. Bunları nasıl kolayca çözebilirsiniz? Çok soru çözerek. Çok soru çözdükçe bunlar artık oturmaya başlayacak. İşte 1 3 5'i gördüğünüzde kafanızda artık o doğrusal ilişki canlanacak. Bunun için ne yapacağız? Çok soru çözeceğiz. Çok soru çözmek için beni takip ediyorsunuz. Haydi diğer soruya çocuk bu soruyu ben çözmeden önce videoyu durdurun ve kendiniz deneyin lütfen. Yeterince soru çözdük. Bunda kendinizin denemesini istiyorum. Hani soruyu çözebilirsiniz, çözemezseniz sorun değil. Sadece deneyin. Lütfen. Ben şimdi başlıyorum. Deposunda 50 litre yakıt bulunan bir minibüs her 100 kilometrede 5 litre yakıt harcamaktadır. Buna göre saatte 100 kilometre hız ile giden minibüsün deposunda kalan yakıt miktarı ile gidilen yol arasındaki ilişkiye ait denklemi bulunuz. Ne yapalım? Saatle yakıt arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız değil mi? O zaman buraya saat diyelim. Buraya da yakıt. Yakıt ama kalan yakıtı soruyor bize. Kalan yakıt diyelim şöyle. Başlangıçtaki yakıtıyla başlayalım. Başlangıçta yani hiç yol almadığımızda sıfır saatken Kaç litre yakıt var? Depoda 50 litre yakıt var. Sonra minibüs her 100 kilometrede 5 litre yakıt harcıyor. E, Saatte de 100 kilometre gidiyormuş. Çok güzel. O zaman bir saat sonra 100 kilometrelik yol olacak ve her 100 kilometrede de 5 litre yakıtı harcayacak. O zaman ne olacak? Kalanımız 45. 2 saatin sonunda bir 5 litre daha harcayacak. 40. 3 saatin sonunda 35, işte 4'ün sonunda 30. Bu bu şekilde devam edecek. İlişkiyi bulmaya çalışalım. Saatimize ne diyelim? Saat x olsun. Kalan yakıt da y olsun. Y eşittir. X cinsinden bir şeyler yapacağız. Nasıl peki? Her bir saatte bir 5 litre yakıt harcayacak. O zaman bakın birinci saatte 5 litre. ikinci saatte 2 kere 5'ten 10 litre. 3. saatte 3 kere 5'ten 15 litre bu şekilde devam edecek değil mi? Evet. O zaman şu 1, 2, 3 diye yazdıklarım ne? Bunlar x. E 5'ler de sabit. O zaman 5x mi olacak? Burası da tamam. Bu azalan benzin. Benzinin litresi. En başta kaç vardı? 50. Demek ki 50'den azalarak inecek. O zaman şunu mu diyeceğiz? Y eşittir. 50 eksi 5x. Deneyelim. Sağlamasını yapalım. 0. saatte buraya 0 verdiğimizde y kaç? 50. Burada tamam. 1 verelim. 1 verdiğinizde 50'den 5 çıktı 45. Harika. X'e 2 verelim. 2 kere 5 10. 50'den 10 çıktı 40. Yine 3 verelim. 35. O zaman bu ilişkiye ait denklemi bulduk. Grafiğin de çizelim mi? Bizden grafik istememiş ama bence grafiğin de çizelim. Bundan sonraki konumuz zaten grafik çizme hem ona da alıştırma olmuş olur. Evet şuraya saat diyelim. Saat yani i. Burası yakıt. Hep kalanı unutuyorum. Şöyle kalan yakıt yani y. En başta kalan yakıtım kaç? 50, işte 45, 40, 35, 30 diye azalarak gidiyor değil mi? Saatin saatinde şöyle 0, 1, 2, 3, 4 bu şekilde devam ediyor. Peki 0. saatte kaç? 50'deyim yani şurada. 1. saatte 45. Demek ki bu ikisi. 2. saatte 40. Bunlar. Yani şu şekilde aşağıya doğru doğrusal bir ilişkileri olacak. Grafiği de bu şekilde. Ve konumuzun son Aslında bu da sevimli bir soru. Yazmayı unutmuşum. Ekleyeyim. Şöyle sevimli sorumuz dursun. Okuyalım sorumuzu. Ayaz içinde 100 TL olan kumbarasına her hafta 45 TL atmaktadır. Buna göre kumbarada biriken para ile geçen zaman arasındaki ilişkinin denklemini yazınız. Bu ilişkinin denklemini yazmadan bir tablo üstünde gösterelim isterseniz. Şöyle bir tablomuz gelsin. Yazmaya başlayalım. Öncelikle 0. haftada yani en başta başlangıçta içinde kaç TL var? 100 TL. Her hafta 45 TL atacak. O zaman bir haftanın sonunda %45 ekleyeceğim. 145. İkinci haftanın sonunda 190. Üçüncü haftanın sonunda 145 daha ekliyorum. 235. Dördüncü haftanın sonunda 280 ve 5. haftanın sonunda 325. Bu şekilde devam edip gidecek mi? Evet. Bu süreye ne diyoruz? Artık ezberledik. x diyeceğiz. Biriken paraya da y diyeceğiz. Önce sıralı ikili şeklinde yazalım. Bu daha kolay. 0'a 100 1'e 145 2'ye 190 3'e 235 4'e 280 sıralı ikiliği nasıl yazıyorduk? X ve Y şeklinde. Önce X sonra Y. 5'e 325. Sıra geldi ilişkimize. Zor kısma. Her hafta 45-45 artıyor değil mi? O zaman şöyle mi oluyor? Birinci hafta 45. İkinci hafta 2 çarpı 45'ten 90. E, üçüncü hafta 3 çarpı 45. İşte dördüncü hafta 4 çarpı 45. Bu şekilde devam edecek. Şu hata 0 da var şurada. 0 çarpı 45. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye giden neydi? X'ti. Bu yanındaki 45 sabit. O zaman X çarpı 45. Yani 45 X. En başında kumbaradaki para kaç TL? 100 TL. Demek ki şunu diyebiliriz burada. Y eşittir. 100 TL'yi bir şeyler ekleyerek gidecek. Ne ekleyecek? 45x. Bu x de ne olacak? Hafta. Haftalar arttıkça kumbaramızdaki paralar da artacak ve bizim doğrusal ilişkimizin, ilişkimizin denklemi bu olacak. Deneyelim mi? Yine bir sağlamasını yapalım. X yerine 0 koydum. 100. 1 koyarsam 1 çarpı 45'ten 45, 100 45'i topladım. 145. Doğru. Sonra 2 koyuyorum. 2 ile 45'i e çarptım 90. 100 ile topladım 190. Bu bir şekilde hepsi doğru olacak çocuklar. İsterseniz denersiniz. Demek ki bu ilişkinin denklemi y eşittir 100 artı 45 xmiş Bu arada şimdi fark ediyorum. Şu ilişki kısmını boş bırakmışım ve şuraya yazmışım. Burası ilişki kısmı. defterine geçirenler için. Şöyle. <laughs> Neden buraya yazdım bilmiyorum. Grafikle göstermemizi istememiş ama tabii ki biz göstereceğiz. Gösterelim. Grafik çizmeye de yavaş yavaş alışmış olalım. Şöyle şuraya saat diyelim. Aman saat değil hafta. Burası da biriken para. Evet. Haftamız sıfırdan başlamıştı. 0, Sıfır, 1, 2 3 4 5 Paramız kaçtan başladı? 100'den. Şöyle şuralardan başlatalım. 100 145 190 işte 235 bu şekilde devam edip gidecek. Bir kasını yazsak da bizim için yeterli. 0'dayken 100'dü. Demek ki 100'den başlayacak. Sakın ha 0'dan başlatmıyoruz. Birinci haftanın sonunda 145'ti. Buradan devam edecek. İkinci haftanın sonunda 190'dı. Buradan koordinat sisteminde nokta bulma gibi aslında hatırlarsınız. İşte üçüncü haftanın sonunda 235. Nasıl devam ediyor? Bu şekilde artarak devam edecek. Her güzel şeyin bir sonu var. Bir konunun daha sonuna geldik. Kanalın belli bir düzeni var biliyorsunuz. Önce konu anlatımı sonra yeni nesil sorular şeklinde ilerliyoruz. Bu demek oluyor ki bir sonraki video bu konu ile ilgili yeni nesil soruların çözümü olacak. Videoları düzenli ve sıralı bir şekilde takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum çocuklar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.